Acar amcayı çekip sürpriz yapacaktım ama olmadı. Zamanımız çok. Sonra çekeriz. Gel hadi. Öykü seni çağırıyor. Seninle tahmin edemeyeceğin kadar çok vakit geçireceğiz. Yusuf Kırım'la. Efendim temizle dedi. Efendim ne emrederse onu yaparım. Yaparım. Sadece efendim dediğini yaparım ben. Sadece efendim dediğini yaparım ben. Yaparım. Efendim dediğini yaparım ben. Artık ortak olduğumuza göre bazı gelişmeleri bilmen gerek. Zehir yaşıyor. Nasıl? Nereden biliyorsun? Bazı deliller üzerinden yaptım bu çıkarımı. Adamı Aybars'ı zehirleyip öldürdüler. Sonra diğer adamı Baran. Polis kılığında birileri kaçırdı onu. Muhtemelen onu da öldürecekler, konuşmasın diye. Bunu zehirden başkası yapmış olamaz. Hayatta biliyorum. Demek o görüntüler sahteydi. Ama o zehirse biz de Yaman'la Acar'ız. Bulur getiririz onu, merak etme. Gölgelerin arkasına saklansa da bulacağım onu. Yerin 7 kat altına girmiş olsa da tutup kuyruğundan çıkartacağım. Kuytu köşelerde kendini güçlü zannediyor. Ama ben düşmanımı başını ezmeden bırakmam. Yine de dikkatli ol. Çok tehlikeli biri çünkü. Herkes zehir için tehlikeli der. Ama ben hasta diyorum. Ailesini kendi elleriyle öldürecek kadar hasta. Söylesene, kim kendi oğlunu elleriyle vurur? Bu adam kendini akıllı zanneden bir deli. Amca, Dana'nın çektiği videolarla benimkini birleştirir misin? Tam video olsun. Olur, ateş parçası yaparız. Hemen yapalım mı? Öykü gitmeden beraber izleriz. Söz ver. Tamam söz. Hemen yaparız. Herkesi çektin mi? Yani herkes var aslında ama Acar amca telefonla konuşurken onu çok az çekebildim. Çekemedim demiştin. Yani azıcık çektim. O da sayılmıyor ki. Olsun ateş parçası. Daha sonra çekersin. Benim önemli görüşme yapmam lazım müsaadenle. Kaybedecek zaman yok. Operasyonu hemen başlatın. Neşe, senin ne işin var burada? Abi beni niye çağırdınız buraya ya? Kim var içeride? olduğunu açıklayalım. Ya da kendileri açıklasınlar. Sana bir oyun oynanmış Volkan komiserim. Hadi konuşun. Nasıl bir oyun oynadığınızı anlatın Volkan komisere. Hadi! Benim hiçbir suçum yok. Yemin ederim sadece Başak Hanım'ın söylediklerini yaptım. Sizi tanımıyorum bile. Başak Hanım gelip bana sizi ayırmak istediğini söyledi. Oturup bir plan yaptık. Neşe benimle birlikteymiş. Size ihanet ediyormuş gibi görünecekti. Çektiğimiz o fotoğraflar bile kumpastı. Neşe size ne söylediyse doğrudur. Neşe, ben çok özür dilerim. Sana inanmadım. Beni affet. Kaldığımız yerden devam edebilir miyiz? Çok geç kaldım ne yazık ki Volkan. Durumu ispat etmek için uğraşmamın tek nedeni masumiyetimi kanıtlamaktı sadece. Ama ben bana güvenmeyen birini sevemem. Hoşça kal. Buyurun küçük bey. El emeği göz nuru. İyi günlerde kullan. Kışın soğuk günlerde takarsın sıcak sıcak. Teşekkür ederim Adalet teyze. Hem de en sevdiğim renkten. Ben de torunuma hediyesini takayım. Allah zihin açıklığı versin. Nice güzel karneler getir inşallah. İnşallah seni yüksek okullarda da görürüz. Teşekkür ederim hala. En yüksek okullara gideceğim ben. Değil mi amca? Evet Ateş Parçası. Yusufcuğum, bu da benim hediyem sana. Öykü bak. Teşekkür ederim Ayla abla. Bu da amcanla bizim hediyemiz Nanuka. Okusana. Uzaklardaki kardeşimiz sevgili Yusuf. Okulumuza yolladığın oyuncaklar hepimizi çok mutlu etti. Sen çok iyi bir insan olmalısın. Bu yüzden birbirimizi görmesek de artık kardeş sayılırız. Hepimiz sana çok teşekkür ederiz. Diyarbakır'dan selamlar. 2A sınıf öğrencileri. Yusuf, bu koyu okulunu televizyonda gördü. Karne hediyesi hakkını onlar için kullanmak istedi. Birlikte oradaki arkadaşlarını sevindirdik. Ne iyi düşünmüşsünüz evladım. Ne büyük sevap. Ateş Parçası, seninle gurur duyuyorum. Hayatımın en güzel hediyesi bu. Hep saklayacağım. Belki bir gün gelip görürüz, değil mi ana? Neden olmasın Canuka? Kocaman bir kalbi var Yusuf'umuzun. Allah nazarlardan saklasın. Hep güzel günlerini görelim inşallah. Aynur, hadi gel kızım, biz işimize dönelim artık. Amca, Öykü videoyu çok merak ediyor. Hani videoları birleştirip kurgu yapacaktın ya. Hemen yap, ne olur. Tamam, gel yapalım. Yaman, biliyorum hiç vaktin yok ama şu ortaklık meselesini seninle konuşmak istiyorum. Aklıma takılanlar var da. Hepsini çözeriz. Ateş Parçası'na bir söz verdim. Onu halledeyim, konuşuruz. Kısa sürer zaten. Verandadayken seni de çekmiş. Şimdi olmaz. Şimdi değil. Efendim? Yaman Bey, acil bir durum var. Depolardan birinde yangın çıktı. Ne? Nasıl çıkmış yangın? Henüz sebebini bilmiyoruz. Ama yangın söndürüldü. Polis burada. Sebebi araştırılıyor. Kamera kayıtlarını kontrol ediyorlar. Ama mutlaka sizinle görüşmek istediklerini söylediler. Tamam, hemen geliyorum. Ne oldu? Sorun mu var? Depolardan birinde yangın çıkmış. Söndürmüşler ama polis benimle konuşmak istiyormuş. İlgilenip geleceğim hemen. Allah'ım sen koru. Sen de gelmemi ister misin? Sen kal, kısa sürecek zaten. Hemen dönelim. Ben ona niyetle kalırım. Acar Bey, kusura bakmayın. Valiziniz bizde kalmış, göndermeyi unutmuşuz. Daha sonra da ulaşamadık size. Çok özür dileriz, mahcup olduk. Hiç önemli değil. Giderken götürün beraberimde. Adalet, Aynur bana bir bardak su getirsin. Tabii Acar. Çok mu büyükmüş yangın? Nasıl çıkmış ki? Ben de seninle geliyorum. Yanında olmak istiyorum. Canını sıkma. Büyütecek bir şey değil. Unutmadan. Yusuf'a video kurgusu için söz vermiştim. Ama sonraya kaldı artık. Merak etme. Geç kalmam. Tamam. Güle güle. Ay affedersin, dışarıda olduğunu bilmiyordum. Tamam, sorun yok. Gidip değiştireyim. Hallettin mi ablacığım işlerini? Evet abla, hallettim. Önemli bir meseleydi. Kusura bakma, seni de yalnız bıraktım. Önemli değil. Hazır mısınız? Hazırız. Çıkmamız lazım. Tamam mısın anneciğim? Evet. Hadi o zaman. Neşe. Şundan sana. Efendim Ferit. Yardıma ihtiyacın var mı diye sorayım dedim. Düğün hazırlıkları için. Şimdi prova falan yapacaksın ya. Damadın yerine geçebilirim. Hallediyorum ben. Çok sağ ol. Sen neden aradın gerçekten? Onu söyle. Balıkçıda vedalaşır gibi konuştuk ya. Kendimi bir kötü hissettim. Alıştırmaya çalışıyorum bu vedaları ama... Ne bileyim, bir daha yüzünü göremeyecekmiş gibi hissettim. O yüzden arayıp sesini duymak istedim. Duydun işte. Rahatladın mı? Şimdi dönebilir miyim hazırlıklara? Tamam. Tamam. Rahatım şimdi. Ama bak öyle çok uzaklara gidip kendini kaybettirmek falan yok Ayşe komiser. Seni özlerim. Tamam, ben bunu notu aldım. Hadi sen de kendi işine gücüne bak. Kolay gelsin. Sağ ol. Sana da. Ben de seni çok özleyeceğim Ferit. Çok özleyeceğim. Ferit abim miydi? Onu çok sevdiğimi, özleyeceğimi söyleseydin keşke. Tamam anneciğim. Sonra söyleriz, olur mu? Neşan. Kendine çok dikkat et, tamam mı? Sen de ablacığım. Fotocuğum. Bir tanem benim. Annene iyi bak, tamam mı? Tamam teyze hoş. Görüşürüz. Merak etme bebeğim, yakında görüşeceğiz zaten. Ama Allah. Hadi anneciğim arabaya. Sizi seviyorum. Biz de seni çok seviyoruz. Varınca hemen haber ver, tamam mı? Tamam. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Çünkü ben 5 sene sonra da, 10 sene, 30 sene sonra da yine sana aşık olacağım. Hani şimdi olduğu gibi. Sakın unutma. Sana aşığım. Ve bu hep böyle kalacak. Yaman Kırım. Sen benim hayatımsın. Ve ben seni çok seviyorum. Acaba Yusuf ne çekti? Farkında mısın ne kadar büyüdü? Yakışıklı bir delikanlı oldu. Amcasına çıkmış. Okul çok güzel geçti. Yusuf çok komik. Beni güldürüyor hep okulda. Acar Bey'i de çekmiş. Çok uzun değil. 8 yaşında. Zayıf ama sağlıklı. Ne gerekiyorsa yap. Zehir'in burada yanlarımda olduğunu, onlara nefesleri kadar yakın olduğunu anladıklarında çok geç olacak. Zehir'in burada yanlarımda olduğunu, onlara nefesleri kadar yakın olduğunu anladıklarında çok geç olacak. Yusuf, gel. Ben sana hediye almayı unuttum. Beni affet, olur mu? Üzülme Acar amca. Hediye önemli değil ki hiç. Herkes yanımda olduğu için çok mutluyum ben. Güzel. Ben şaka yaptım. Unutur muymuş? Bak, hediyeni aldım. Ama gün sonunda vereceğim sana. Bütün hediyeler aldıktan sonra, tamam mı? Sabret. Neden en son Acar amca? Çünkü hediyeni gördüğünde yüzündeki ifadeyi unutmak istemiyorum. Sen de hediyeni unutmayacaksın o yüzden. Yani herkes var aslında ama Acar amca telefonla konuşurken onu çok az çekebildim. Çekemedim demiştin. Yani azıcık çektim. O da sayılmıyor ki. O zehirmiş. Allah, o burada. Burada o. Yaman'a haber vermeliyim. Çabuk Nana. Artık çok geç. Sendin. Sen zehirsin. Çok geç kaldınız anlamakta. Sezdiniz, uğraştınız. Ama sonunda güvendiniz yine de. Yalan söyledin. Tuzak kurdun bize. Aynen öyle. Yaptıklarının bedelini ödeyeceksin. En başından beri kandırdın bizi. Yılansın sen, yılan! İltifat sayarım. Her şey insahteymiş. Her şey. 6 sene. 6 senedir bugünü bekliyorum. Dediğin doğru. Bir yılan gibi sessiz ve fark ettirmeden konağınıza girdim. Beni baş köşede ağırladınız. Yusuf'a da, aileme de dokunamazsın. Duydun mu? Her şeyi mahvetmene izin vermem. Bu kadar yaklaşmışken her şeyi mahvedemezsin. Yardım edin! Bırakın yapsın! Sen bana engel olamazsın. Kimse engel olamaz. Yusuf'u alacağım sizden. Bırak beni! Bırak beni! Beni kimse dolduramaz, anlıyor musun? Bırak beni! Bırak beni! Bırak beni! Kimse beni dolduramaz, anlıyor musun? Dolduramaz. Yusuf. Alınca iyi geldi. Daha iyisiniz değil mi Akçahan? İyiyim, iyiyim. Yangın haberim duyunca bir elim ayağım kesildi de. Aynur ablanın ana nerede? Hakikaten nerede bizim gelin? Acar Bey de yok. Gitti mi yoksa? Lavaboya falan gitti herhalde. Ben onun üstüne su dökmüştüm de değiştirip gelecekti. Ama epey oldu inmedi. Ben bir bakıp geleyim en iyisi. Acar Bey, yüzünüz? Ufak bir kaza. Ben Nana'ya bakmıştım da. Bakalım neymiş bu operasyon? Ayşe nerede Ferit? Düğün hazırlıkları için izin istedi. 10 gün yok. Allah Allah, senin haberin yok mu? Senden sıkılıp kafa dinlemek istedi demek ki. Nasıl sıkıldıysa kız. Yok, söylemedi de. Yani bugün operasyon falan yok mu? Ya operasyon falan yok. Damat şapşallığı mı geldi üstüne senin, ha? İzin aldı, 10 gün yok diyorum. Yalnız bu iletişim işine dikkat et ha. Bu kadar kopuk olursan bu evlilik fazla uzun sürmez. Bana yalan söyledi. Neler çeviriyorsun Ayşe? Anne ya, Ferit abinin bana aldığı tacı unuttum. Tamam anneciğim, ben orada sana daha güzelini alırım, olur mu? Ya ben onu istiyorum, bana ne? Dönüp alalım, ne olur. Zaten kimseye de veda etmedik. Tacım olmadan gitmem. Gitmem işte. Zaten nereye gidiyoruz ki? Gelmeyeceğim ben. Neşe, Ayşe nerede? Emniyette. Bir operasyona hazırlanacaklardı Ferit abiyle. Emniyette Ferit abiyle bir operasyona hazırlanacaklardı, öyle mi? Niye bana yalan söylüyorsun Neşe? Hı? O da sen de bana yalan söylüyorsunuz. Ayşe nerede diyorum sana? Ne oluyor Koray abi ya? Sen hayırdır? Bağıramazsın sen bana öyle. Bağırtma beni o zaman. Ne diye bana yalan söylüyorsun? Bak Ayşe nereye giderse sana söyler. Sen de benim neler yapabileceğimi çok iyi biliyorsun. O yüzden söyle, Ayşe nerede? Operasyonda değilse de kafa dinlemeye gitmiştir. Sen benim ablama neler yaptın ya? Sen ne pislik, ne iğrenç bir adamsın be. Ben sana abi demeye utanıyorum, abi demeye. Ablam da hayatına senin gibi birinin nasıl aldığını düşünüp bunalıma girmiştir. Kafa dinliyordur bir yerlerde. Oldu mu? Çık git şimdi buradan. Öyle olsun Neşeciğim. Ama hepinizin bana nasıl mecbur olduğunu size göstereceğim. Anlayacaksınız bunu. Daha videoyu izleyemedik ama keşke biraz daha kalsaydın. Ama annesi bekliyormuş Yusuf'cum, araba göndermiş. Şoför abisi bekliyor bahçede. Şimdi gideyim, sonra izleriz videoyu. Güle güle. Görüşürüz. Tamam. Tamam Elvancığım. Hadi. Tamam, oldu. Tamam. Giden gelmiyor Adalet. Aynur'dan anaya bakacağım diye gitti ama gelmedi. Hayırdır inşallah. Ne oluyor bunlara? Ay Acar Bey oğlum, sen miydin? Biz de Nana ile Aynur'u merak ettik. Yukarı çıktılar, bir daha gelmediler. Yüzünüze ne oldu Acar Bey? Önemli bir şey yok. Yukarıda bir bardak kırıldı. Aynur Hanım'a yardım ederken böyle oldu. Nana Hanım'ı da merak etmeyin. Yusuf'un bir video montaj işi vardı, halledip gelecekmiş. Anne, o zaman gidip ben de bakacağım. Gel. Önce hediyeni merak etmiyor musun? Gel hadi. Bakalım hediyeni beğenecek misin? Sonra videonu izlersin. Neden buradayım ben? Ne oldu bana? Ne oldu ya? Kimim ben? Tunca. Efendim? Ayakkabım kirlenmiş. Sana zahmet siler misin? Hemen efendim. Hayır. Bu ben değilim. Ne yaptınız bana? Alçak. Yüzümü. Hayatımı. Anılarımı çaldı. Her şeyimi aldın benden. Tunca'yım ben. Tunca. Her sanılan yılanlara yaklaşmamak gerekir. Çünkü öldü denilen yılan ani ve çok hızlı bir reflekse sokabilir. Ama siz ne yazık ki bunu bilmiyorsunuz. Tunca! Gel bakayım buraya. Tabii efendim. Söyle bakalım şimdi. Kırım ile ortak noktanız ne biliyor musun? Ben bilmem. Siz daha iyi bilirsiniz efendim. İkiniz de Arif babanın yanında yetişmişsiniz. Görünürde akıllı, cesur insanlara benziyorsunuz. Ama bir tane zayıf noktanız var. İyisiniz. İşte ben. Tam da bu zaaftan Acar Gürkan olarak içeriye girdim. Dişlerimi geçirip zehrimi akıtmadan da çıkmayacağım. O hiçbir şeyin farkına varmadan. Ben onun en kıymetlisini, Yusuf'unu alacağım elinden. Kırım'la Yusuf, kurtarmalıyım onu. Çok merak ediyorum Acar amca. Acaba o kutunun içinde ne var? Okula ilgili bir şey mi? Yoksa değişik bir tane oyuncak mı? Birazdan öğreneceksin. Acar Bey oğlum, kusura bakma ama senden bir şey rica edeceğim. Ancak sen uzanabilirsin. Yaman oğlum olsaydı o hallederdi ama dolabımın üstünden tansiyon aletimi alabilecek misin? Hemen geliyorum Akça Hanım. Hemen geliyorum Yusuf. Bir yere gitme, tamam mı? Tamam. Yaman Bey, yangının sebebi anlaşıldı, kundaklama. Şanslıyız ki depoda mal yoktu. Neden boş bir depoyu yakmak istesinler ki? Ben yoldayım zaten, geliyorum. Az kaldı. Haber ver Tunca. Kırım'la haber ver. Zehirin işi olmalı. Ama neden boş depoyu yakmak istesin ki? Neden bir gemiyi ya da mal dolu bir depoyu değil de boş bir depoyu? Neden şimdi? Beni konaktan uzaklaştırmak için yaptı. Zehir intikamını bugün alacak. Ama zehirin konağa yaklaşması mümkün değil. Kimsin sen? Ben Tunca. Ne? Gerçek Tunca. Zehir Acar. Acar zehir. Çocuğa kötü bir şey yapacak. Yusuf. Ne diyorsun sen? Nasıl yapacak? Ne zaman? Açıl. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Allah kahretsin! Açın şu telefonu biriniz, açın! Neşe, biz geri döndük ablacığım. Doğa tacını unutmuş da alalım diye tutturdu. İyi ki de tutturmuş. Ben de çok önemli bir şey unuttum. Silahımla rozetimi teslim etmeyi. Emniyete uğrayacağım. Biz alt sokaktayız. Tacı sen getirir misin? Tamam. Burada yok. Öteki tarafa koyduyduk herhalde. Az başım döndü de. Ötekinin de pili bitmiş. Bu da yedeğiydi. Uzanamadım. Yoksa seni rahatsız etmek istemezdim. Önemli değil. Yaman, oğlum. Hala, herkes nerede? Bir tek sana ulaşabildim. Niye nefes nefesesin oğlum? Neler oluyor Yaman? Hala! Hala! Allah kahretsin! Aa! Ne yapıyorsunuz Acar Bey? Bir şey oldu yok halacığım. Sadece zamanı geldi. İntikamın zamanı. Aç şunu nana, aç! Biriniz açın şu telefonu! Aa! Yine anneciğim. Aceleyle çıkarken oyuncaklarını unutmuş. Gelmişken onları alın bari. Şimdi beni özlemiş misin Şeşe? Ben de seni özledim bebeğim. Sağ ol ablacığım. Abla. Pislik geldi. Sizi sordu. Ya ben de ablam kafa dinlemeye gitmiştir falan dedim ama haberin olsun. Bak sen de vakit kaybetmeden hemen Eskişehir'e döneceksin, tamam mı? Çünkü o manyak biz gittikten sonra seni rahat bırakmayacak. Merak etme abla. Bizimkilerin yanında olacağım. Orada bir şey yapamaz. Tamam. Anneciğim hadi arabaya. Çok vakit kaybettik zaten. Anne benim çok tuvaletim geldi. Ben götürürüm hemen. Gel hadi. Acele edin. Tamam. Hadi bebeğim. Hayırdır? Sen böyle valizler falan nereye gidiyorsun? Ne o, benden kaçıp izini kaybettirebileceğini mi zannettin? Hiçbir yere gidemezsin Ayşe Hanım. Ya düş yakamdan artık, düş! İstemiyorum, nesini anlamıyorsun? Senin gibi bir alçakla birlikte olmak istemiyorum ya! Ulan ben bu aileye girmek için her şeyi yaptım be. 7 yıl Doğa'ya babalık yaptım. Suç işledim, DNA raporu değiştirdim be. Sen şimdi bunca şeyin üstüne çekip gidiyor musun Ayşe? Nereye gidersen git bak peşindeyim. Nereye gidersen git peşindeyim. Ha, şu anda çekip gittiğini ilk anda ne yapacağım biliyor musun? Ferit'i arayacağım ve her şeyi anlatacağım. Sen daha o havalimanına girmeden gelip seni yakalayacak ve Doğa'yı sonsuza kadar senin elinden alacak. Hadi git. Hadi git. Hiçbir yere gidemezsin Ayşe. Doğa'nın babası benim. Her zaman bendim. Ben olarak kalacağım lan. Bırak diyorum. Bırak. 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 Asma. Asla kızım senin gibi bir adamla büyütmeyeceğim. Asla. Ah! Sağ ol. Ah! Ah! Gidiyor musunuz Acar Bey? Evet. Yukarıdaki herkesle vedalaştım. Size de teşekkür ederim her şey için. Ne demek? Geçireyim ben sizi. Gerek yok. Ben kendim giderim. Hayırdır inşallah. Yaman mı? Zehir. Allah kahretsin. Kolay gelsin. Sağ olun. Korumalar için mi bunlar? Evet. Adalet Hanım servis için yardım istiyordu. İstersen bir bak. Öyle mi? Ben bir bakayım. Hepinize iyi uykular.